Şimdi inşallah tele sohbete başlıyorum. Allah mesela sefine kulumumuz. Efendim. Allah mesela sefine habete kulumumuz. Evvelki batla kabada şişli mollası kösesi müydanı. Efendim. Efendim. Şehzade Kıbrıs'ı olan Şeyh Muhammed Mehmet Adı Rabbani Safisi Müydanı İrfan'ı dostu dinle bilinle Şeyh Haydar ben sohbete başlıyorum inşallah. Şimdi biz Allah-u Teala seviyorsa Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorsa efendim onların dediğini de yapmalıyız. Ne gibi? Helal, helal, helaldan haram gibi efendim. Helaldan haram gibi efendim. Onlar dikkat ve dikkat çekmeliyiz, dikkat numarası efendim. Sensiz bir kumar oyna. İçki iç. Alkol iç. Namaz kıl. Olur mu bu ya? Ben biliyorum ki. Adam içki bira şişesini içiyor. Tevhi müdü, cuma mıdı, yanımda namaz kıldım. Bak, bir yaş içerisinde hem işte, yanımda otur namaz kıldım. Böyle kafir zındıklar da var. Neye yaradı o namazı o işki? Bunun demekle fayda var. Neye yaradı? Ben ki adam işki iş, bir yaş içerisinde içti küçük. Hem de geldi namazını kıldı. Böyle zındıklar da var. Arkadaş ortamımıza dikkat edin. Arkadaşlarımıza dikkat edin. Arkadaşlarım hocalar olsun, molla olsun, şeyhli olsun, alimli olsun. Hayırlı insanlar olsun. Ev salihli olsun, gazi olsun, şehitli olsun. Arkadaşımız kumar bastı olmasın, alkolikli olmasın, içki içen olmasın, kumar oynayan olmasın, hayırlı işlerle uğraşan olsun, namaz ehli olsun, ibadet ehli olsun, Kur'an sünnet ehli olsun. İslamiyet'i yaşamazsak rahat hayat istemeyelim. İslamiyet'i yaşarsak rahat hayat olur. Çünkü o zaman kalbimiz de rahat olur. Kalbimiz o zaman rahatlar, huzurludur. İslamiyet'i yaşayacak kalbimiz rahatlı, huzurludur. O zaman Allah-u Teala da yardım eder bize. Ben inanıyorum. Büyük ölçüde İslam'a hayat lazım. Kafirler gibi yaşamamak lazım. İslamiyet yaşamak lazım. İslamiyet usullerine göre yaşamak lazım. İslam usullerine göre yaşamak lazım. Ermeni gibi değil, Yahudi gibi değil. İslamiyet'e uygun. Ne gibi namaz kılalım, oruç tutalım, zekat verelim, hacca gidelim, kelime şöyledik. Ama bir de şu var. Fakirim diye de sıkıntıya tekmeyelim. Müslüman kişi denilmektedir. Ayette veya hadiste belirtilmektedir ki Müslüman kişi fakirlik çekecek. Bu bir gerçekten. Müslüman kişi fakirlik çekecektir. Ama inşallah ahirette de ebedi hayatı kazanmış oluruz. Vesselam.